aslında arkadaşlar AKM'de fuar yapmak isteyenlere de bilgi vermiş olalım bu vesileyle. Hemen de onu anlatalım. Çünkü geçen gün Çankırı günleri olacak falan, ne yaparız, ne ederiz, alan nasıldır diye Ercan Şeker sormuştu bize Çankırı postasında. Ona da çekmiş olalım ve yeni fuar çekecekleri de bilgi verelim. Bakın görüyorsunuz şu an camiyi, hemen caminin arka tarafında yarı piramit şeklinde şu an görünmüyor tentelerden ama şöyle aşağıya doğru ince görünecek, biraz sonra göstereceğim. Orası işte eski taş binaydı. Bu alansa işte buraya yöresel ürünler, çadırlar kuruyor. Şu an üstü böyle yarı açık. Yazın çok güzel oluyor burası, söyleyeyim ben size, ama kışın acayip şekilde rüzgar esiyor ve acayip şekilde elektrik faturası geliyor. Elektrik faturasını ne yapıyorlar? Tabii ki Altındağ Belediyesi bakıyor. Onlar da tabii ki faturalandırıyorlar. Evet. Milleti çok fazla rahatsız etmeden şöyle kısa kısa çekmeye çalışayım çift kayıtla. Gördüğünüz gibi böyle standlar veriyor. Şu mavi tentin her bir 3 metrekareye 3 metrekare oluyor. 3'e 3 yani 6 metrekare olmuş oluyor. Bilginiz olsun. Bir gün önceden geliyor, herkes hazırlanıyor. Sonrasında da ertesi günde akşama kadar çalışıyorlar burada. Genellikle herkes kamu kurumunda çalışanlar olmadığı için, burası yöresel kısmı olduğu için öyle oluyor. Bir detay daha aktarayım. İl tanıtım günleri yapacaksanız genellikle belediyeler memur gibi çalıştığı için buraya fuara geldiklerinde işte saat 4.30 oldu mu hemen saate bakıyorlar. Mesai 5 olsa da gitsek diye. O yüzden memurlar umurlarında falan olmuyor gerçekten. Fuar alanında olmuş bitmiş, ne olmuş ne bitmiş. Hatta bir gün geliyorlar, standa birini bırakıyorlar ilk gün haricinde. O sırada herkes bile gidiyor. Kendi hangi partiye üyeyse, hangi partiye ilgi duyuyorsa hop bir de bakıyorsun CHP'de, bakıyorsun AK Parti'de, kimse Hacı Bayram'da, kimse Anıtkabir'de. Herkes bir yerde paylaşım yapıyor. Çünkü hani fuar öncesi birkaç kişiyi etiketliyoruz, takip alıyoruz ve o şekilde orada görüyoruz. Yani memurlar buraya fuardan ziyade tatil yapmaya ve böyle değişiklik olsun diye geliyor. Ama esnaf mecburen saat 10'a kadarsa 10'a kadar para kazanmak mecburiyetinde. Memur çalışmasa da maaşı yatar ama özel sektör çalışmazsa maaşı yatmıyor, biliyorsunuz. Öyle bir sıkıntı var. Bakın künefeci arkadaşlar da geliyor buraya. Camiyi de şöyle göstereyim. Gayet de güzel bir güneş var. Ve ortada kocaman bir alan var. Şurası şöyle camiyi tutayım. Etrafa havuzlu. Alt katta arkadaşlar abdesthane falan alınacak yerler var. Gayet geniş alan. Binlerce kişi ağlayabilecek şekilde. Hatta burayı AK Parti belediyelerin gençlik kollarını düzenlediği festival vardı. Tam bana göre fest diye geçiyor. Onlar bu alanı öbür tarafa bir başlıyorlar. Emniyetin olduğu yerden, Akköprü'nün o taraftan. Buraya kadar buralar falan hepsi dolu. Bu arkamda görmüş olduğunuz yerler hepsi doluyor. Oyunlar, eğlence, etkinlikler, çılgınlar gibi 4 gün bir etkinlik yapıyorlar. Aa, gayet de yüz binlerce kişi de geliyor. Evet, gördüğünüz eski taş binayı görüyorsunuz yarı piramit şeklinde. Oraya sadece afiş asıyorlar. Onun yan tarafında bakın görmüş olduğunuz gibi şurası her zaman açık. Burada kahve şey var, büfe var. Orada çay mı ikram var. Lavabolar ve abdesthaneler var burada. Bunun haricinde hemen şu tarafta biraz sonra göreceksiniz, göstereceğim. İşte oradaki binanın olduğu yerde arkadaşlar, şöyle tutayım. Binanın olduğu yerde de alan, kocaman alan ve hemen arka tarafında koca bir konferans salonu var. Eğer hava yağmurluysa, yağışlıysa gidip de çadır kuralım, bilmem ne yapalım, platform yapalım gibi bir derdiniz yok. Oradaki kapalı alanı parasını verip alabilirsiniz. En azından 2-3 saatliğine falan kiralamak istiyoruz dersiniz. Artık nasıl oluyor, nasıl ödeniyor bilmiyorum. O konu hakkında Altındağ Belediyesi'nin. Burada onların yeri de hemen şöyle şu tarafta, arka tarafında fen işlerin bir şey işleri var. Hizmetler diye geçiyor. Altındağ Belediyesi'ni aradığınızda onlar size buranın numarasını verirler. Zaten direkt gelirler buraya alana. Yetkili arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim ben size. Şurası caminin olduğu yer. Avlu. Arka tarafta taş binayı görüyorsunuz. Bakın buraya genellikle şu arkadaşların geldiği yere platform falan kuruyorlar. Bazen de şu boş alana kuruyorlar. Konserleri burada yapıyorlar. Ve şu görmüş olduğunuz dış alan var. Oraya da standları koyuyorlar. Mesela bunu daha çok şeyde görebilirsiniz. Bizim Kars Ardahan Iğdır tanıtım günlerinde görebilirsiniz. Böyle ileriye. Ve buranın içerisinde arkadaşlar kapalı alan var. Arka tarafında lavabolar var. Lavaboların arkasında kocaman bir konuşma ve konferans alanı var. Evet, hemen daha yakından şöyle göstereyim. Bildiğiniz gibi yarı piramit şeklindeki meşhur il tanıtım günlerinin yapıldığı eski taş binayı görüyorsunuz. Şu an bayraklarla doldurmuşlar burayı. İlk Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında İl Kültür Turizm Bakanlığı bayraklarla buraları donatmış. Hemen camiyi görüyorsunuz şurada. Az önce ise karşıdan bu tarafa doğru çekmiştim. Evet, burada kocaman bir alan var. Bakın şöyle ilerliyoruz. Bu alanın şurası
doluyor. Bakın şurada tepede ayrı bir bölüm daha var. Orası işte konferans salonu olarak geçiyor. Şöyle göstereyim. Şöyle parmağımla. Neresi? Tam şurası oluyor. Oranın arka tarafı odası da yetmez diyorsanız bir de burada bölüm var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir de bu tarafta bölüm var. Şu binanın olduğu yer. Arkada memur sen yazıyor. Bakın ağaçların hemen sol tarafında kalıyor. O alanı da kullanabiliyorsunuz. Orada da alan var. Dolduramazsınız yani kolay kolay ama hani Altın Park'a alternatif olarak gayet güzel. Buranın tek bir dezavantajı var fuar yapacaklar için. 4 gün boyunca fuar yapıyorsunuz kaç günse. Belediye yani burası etkinlik ekstra artı yani fuar alanı kirası artı elektrik ücreti. Yani 4 günün sonunda. Geçen yıl mesela burada şey yapmışlardı. Kars Ardahan Iğdır tanıtım günleri olmuştu. Sonbaharda kışa doğru girerken olmuştu. Havada çok soğuktu. Herkes tabii ki ısıtıcıları kullandığı için bu alanda kira sormuştum. Ne kadar geldi elektrik faturası diye fuar yapanlara? Vallahi İsa sorma 50-60 bin elektrik faturası ödemişlerdi geçen yıl. Zaten geçen yılda buranın kirası 300 falandı. Son aldığım duyumlara göre ise günlük 100 bin liraymış kirası buranın arkadaşlar. 100 bin lira kira 4 güne 400 bin artı elektrik. Altın Park'taki alansa 430 bin 480 bin 500 bin civarında bandında olduğu söyleniyor. Yapılan etkinliğe göre, kültüre etkinliğe göre fiyatlandırma değişiyormuş anladığım kadarıyla. Başka neresi var? Bir de ATO var. ATO'yu da söylememe gerek yok. Geçen söylemiştim, tekrar hatırlatayım. 1,5 trilyon gibi bir rakamdan bahsediyorlar. Birisinden duydum, aldığım duyum. Tabii kitap fuarı falan olacakmış önümüzdeki haftalarda mı, aylarda mı tam bakmadım etkinlik takvimine ATO'nunkini. O da 3 trilyona falan tutmuşlar. Demek ki onun arası ATO hol hol arkadaşlar. 1 hol, 2 hol, 3 hol diye geçiyor. Alan büyüdükçe de kirası da artmış oluyor. Ankara Kitap Fuarı çok meşhur. O yüzden de kaldırır mı? Kaldırır. 3 trilyon verdiyse adam standlar satabileceğini biliyordu. Ama zaten yüzlerce firma geliyor kitap fuarı için. O yüzden bence doldurur yani. Ankara'nın en başarılı fuarlarından birisi, haberlere bile çıkmıştı. Hatta CNN Türkiye falan çıkmıştı. Anlatıyorlardı. Kitap fuarı şöyle oldu, böyle oldu. Mete Yarar falan anlatıyordu bir ara. Yakalamıştık, konuşmuştuk. Ankara kitap fuarı ölüm falan diye. Ahmet Hakan'ın programı. Ahmet Hakan ağzı açık kalmıştı. Anlattık yani canlı yayında dinlerken. Evet, bu alan işte görmüş olduğunuz gibi. Alan buraya genellikle şu yana, hemen yan tarafa, şu ekranda, büyük ekranda gördüğünüz yere sahne ve platform ve konuşmaları koyuyorlar veya bazen şuraya kuruyorlar. Oradan bu tarafa doğru insanlar geliyor, dinliyor. Buralara da böyle işte bu şekilde küçük küçük dernekleri, vakıfları koyuyorlar, belediyeler. İç tarafa da koyuyorlar. İç tarafta da çok güzel, üstü yüksek. Açabiliyorsa kapı bir bakayım şöyle bakımdan. Açık galiba. Şöyle alanı da göstereyim. Burası da gayet büyük. Üstü de kapalı. Önüne de zaten tenteyi koyduğumu kenarları kapatıyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok bu alanda. Burası gayet iş görür. Çekiniz diye koymuşlar ama kapalı kitle, içeriye giremedim. Buranın hemen arka tarafı, şöyle yakından çekmeye çalışayım ben. İçeriye doğru şöyle. Hemen konferans salonunun giriş kısmını görüyorsunuz şu an. Kamera parlamasın diye mikrofonu koyacağım yanına. Evet. Giriş kısmını görüyorsunuz. Buradan içeriye giriliyor. Kocaman bir alan var. Konferans salonu. Orada işte kutlamalar, konuşmalar, açılış konuşmaları ve benzeri şeyleri, konserleri yapabilirsiniz. Ekstradan dışarıda çadır, madır gibi bir şey koymanıza, onun için ekstra bir ücret ödemenize gerek yok. Buranın temizliğine zaten zabıta falan bakıyor anladığım kadarıyla. Veya bu hata günleri olduğu için depremzede esnafın yine belediyede destek olduğu için Altındağ Belediyesi. Hop, onlar hemen getiriyorlar temizliğimizi, sponsor oldukları için hemen zabıtayı mabıtayı getiriyorlar. Yoksa buraya güvenlik tutacaksın bir para. Temizlikçisine vereceksin bir para. Afişleri, brosürleri bastıracaksın bir para, ayrı para. Faralına para vereceksin ayrı. Standların kurulumu için ayrı bir ücret. Altın Park'ta mesela geçen şeyde festival, tesettür festival 250 bin bandında falan gibi bir şeylerden bahsediyorlardı. Stand kurulumuna duyduğumda kulaklarıma inanamadım. Yani o kadar yüksek ki fiyatlar, daha bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz daha çok maliyetler ve kalemler var. En çok da belediyelerle yapılan çalışmalarda sıkıntı yaşadıklarını söylüyorlar. Hatta birkaç tane fuarcıdan duydum bayağı bu konuda şikayetçiler ve serzenişteler. Diyorlar ki ya diyorlar biz bir bütçe ayırıyoruz diyorlar bu fuar yapmak için. Belediyeler diyorlar ikramları sonuna kadar harcıyorlar, sömürüyorlar diyorlar. Yani öbür halk yani ne bileyim peçete alıyorlar, şunu alıyorlar, bunu alıyorlar, hani alıyorlar ya bir sürü malzeme falan.
büyük bir çoğunluğu belediye alıyor götürüyor diyorlar. Büyük öbür özel sektördeki vatandaşı, esnafa diyor bir şey bırakmıyorlar. Hiç düşünmüyorlar kimseyi diyorlar. O yüzden diyorlar belediyelerle çalışmak istemiyor fuar. Ama para da onlar almayınca yani fuar dönmüyor. İl tanıtım günleri düşünsenize esnaf geliyor. Özel sektörü temsil ediyor. Belediye geliyor. Kamuyu temsil ediyor. Adam mesela stand alacak gücü yok. Belediyenin standının içerisinde küçük bir masaya tezgah ürününü koyuyor, satıyor. O gibi avantajları var belediyelerin. Ödüyorlar mesela o konularda. Destek oluyorlar. Ama destek olmadıkları konularda var mı? Demek ki varmış. Biz bilmiyoruz. Yani bu konulara dikkat edilmesi gerekiyor. Fuar yaparken birçok kişinin atladığı detaylar var. Benim gözüme çarpan, dikkatimi çeken. Adam geliyor 4 gün bir fuar yapıyor, gidiyor. Yani 4 günde öyle bir performans sergilemeniz gerekiyor. 365 gün ekmeğinizi yemeniz gerekiyor. O bir defa afiş bastırdık, bilmem ne yaptık. Onların hepsi çöp. Şu kapıdan dışarı çıkarken ben defalarca görmüşüm. Hep afişleri alıyorlar, içerisindeki promosyonu alıp reklam kitapçıklarını direkt atıyorlar çöpe. Yerlere bile atıyorlar hatta. Yani o yüzden boşuna afiş brosür bastırmayın. Burada tanıtım yapmak istiyorsanız daha farklı metotlar geliştirmeniz gerekiyor. Şu an benim cebimde cep telefonu olduğu gibi herkesin cebinde cep telefonu var ve herkes artık sosyal medya kullanıyor. Sosyal medya üzerinden bangır bangır işlem yapmanız gerekiyor. Ne yapabilirsiniz? Kendi yörenize ait neler var? Mesela maskotlar üretebilirsiniz. Mesela ben Beypazarı'na gittiğimde havuç festivali vardı. Havuç yapmışlar böyle çok güzel, böyle görünce sarılası geliyor insanın. Yazın YouTube'a hemen görürsünüz. İsa Coto Beypazarı Festival diye yazın, hemen görürsünüz. Bir de Beypazarı'nın maden suyu çok meşhur. Adamlar Beypazarı maden suyundan da çok güzel yemyeşil renkli bir şişe şeklinde maskot yapmışlar. Çocuklar, yetişkinler onları görüyorlar. Herkes fotoğraf çekiyor. Çatı çektirmeden gitmiyor kimse. Hem fotoğraf hem video. Ya işte böyle reklam yapılır. Siz de kendi memleketinizin maskotlarını yapın. Maskot yaptırırken bir defa para vereceksiniz. Bir tane yaptırmayın. 3 farklı versiyonda yaptırın. Giydirirsiniz personelleri, tutarsınız öğrencileri falan. Giydirirsiniz, gün boyunca dolaştırırsınız. Ege günlerinde falan çok karşılaşıyorum. Hatay günlerinde de karşılaşmıştım geçtiğimiz yıllarda. Adamlar künefeden maskot yapmışlar, köfteden maskot yapmışlar, tarihi eserlerin silüetinden maskot yapmışlar. Sizler de yapabilirsiniz. Maskot ucuz bir şey değil. Geçen yıl Çubuk Turşu Festivali için Tantuniye arkadaşı vardı. Tantuniye firması var. Pırsak'ta çok şahane tantunisi var. Söylemiştim Fatih abi maskot yap falan, çok iş yapar falan diye. Yapmadı. Ne kadardı? Çünkü geçen yıl 6-7 bin liraydı. Şimdi olmuş maskot fiyatları, yaptırma fiyatı. Çünkü özel bir seferlik yapılıyor. 10 bin, 12 bin lira istiyor. Onu da herkes veremiyor arkadaşlar. Ama bu maskot işine ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Maskot olacak, magnet olacak. Ondan sonra şu fuarlarda falan şeylerde çok görüyorsunuz mesela. Düğünlerde evleniyoruz, mutluyuz ya, pankart açıyorlar. İçine girip de fotoğraf çekiniyor da böyle dışarıdan. Onları olabilir, hashtag çalışması olabilir. Farklı şeyler denenmesi gerekiyor. Promosyonlar ve benzeri şeyler konusunda da. Burada siyasetçileri çağırınca otomatikman basın geliyor. Burada mesela bütün fuarlara çağırırlar siyasetçileri. Giderler meclise davetiye mavetiye bırakırlar. Genellikle bu işi fuarı yapan kişiler yapar. Davetiye veren neden? Çünkü sen buraya fuara basın çağırdığın zaman basın sana bedavaya gelmiyor. Geçen işte 10 tane kanal, 6 tane kanal 60 bin lira para vermişler. 10 tane kanal ama 60 bin lira para vermişler. Yani haber kanalları buraya bizim gibi gelmiyorlar. Parayı verip öyle geliyorlar arkadaşlar. Şöyle tutayım da kamerayı, yanlış yere hortumu çekiyorum. Hiç dalmışım konuşmaya. O yüzden de basın ses siyasileri çağırdığı zaman otomatikman hop siyasilerle birlikte şey de gelmiş oluyor. Basın da gelmiş oluyor. Geldiği için o zaman reklam yapıyor. Mesela diyor ki işte meclis başkanı işte şurada şu etkinliğe katıldı. Konuşmasında şöyle dedi. Muhalefet eleştirdi. Şu konuya değindi. Siyasi konuya değindi. Şu mesajı verdi. Bu mesajı verdi diyor. İşte o mesajın içerisinde şu etkinlik var kısmını herkes hop alıyorlar. Bu bir reklam işte. Yani ne zannediyorsunuz? Anahtar bültenlerini izlediğinizin %80'i 90'ı reklamlardan oluşuyor. Yani ne zannediyorsunuz? Paralı yani. Çoğunuzun farkında bile değilsiniz reklam izlediğinizin. Herkes biz değil ki işbirliği yaptığımız zaman bu bir reklamdır, bu bir işbirliğidir diye sen haberlere yaz bakayım. Bu bir işbirliğidir, bu bir işbirliğidir diye kim izleyecek o zaman haberi? Kimse izlemez. Evet, bu gibi detaylar var. Aklınıza gelip gelmeyecek birçok detay oluyor. Fuar olduğu zaman zaten başınıza kaçacak vaktiniz olmuyor. İlk gün açılış bu konuşmalar oluyor.
curcun oluyor. Ve bir de bu çalışmaları çekip röportaj yapması için birileri çalışmanız gerekiyor. Etkinlikleri paylaşması için. Onlarla ilgili de işte sosyal medya fenomenleriyle çalışıyorsun. Mesela benim de. Yani bilmiyorum. Herkes bedava gözlüyor. Olmuyor ama aslında. Yani ücretini verip yaptıracaksın veya sokak röportajı yaptıracaksın burada. Etkinliği beğendiniz mi? Neyi dikkatinizi çekti? Anket yaptıracaksın. Bu gibi şeyler önemli. Evet, konuşmayı bu kadar sonlandıralım. Artık yapacak bir şey yok. Artık çekimlerimizi tamamlayıp bizim çektiğimiz videolara bakabilirsiniz. Aklınıza fikir vermesi açısından AKM Millet Bahçesi İyi Sadece Otur diye yazın. Birçok videomuz var bizim burada etkinlikle ilgili çektiğimiz. Aklınıza takılanlara oradan ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Çok daha fazlası için bize ulaşmak isterseniz, sormak istediğiniz sorular olursa işbirlikleri ve danışmanlık için İyi Sadece Otur bakın. Instagram'dan bana yazabilirsiniz.